Sarımsaklı yoğurt yaptım. Tansiyonu düşürürmüş. Tansiyonum biraz düştü ama olsun. Sarımsaklı yoğurt ziyan olmaz. Yeter ya! Burası örgüt evi mi yoksa 5 yıldızlı otel mi? İdare eder. Ben şikayetçi değilim. Biz şikayetçiyiz. Dolaplar çeviriyorsun. Yanlış yerleri arayıp bizi uyutuyorsun. Karılarımın, çocuklarımın, anamın seslerini duymadınız mı? İnanamadık. Bir kadın nasıl kocası için üzülmez? Ya kızın? Babası tehlikedeyken o koca düşünüyordu. O telefon ettiğin annen olsaydı, canını feda etmez miydi oğlu için? Ya oğlum, benim babam tehlikede olacak da duracağım ha. Dünyayı yıkardım be. Ben babamı hiç tanımadım. Küçükken ölmüş. Yaşasaydı diyordum, canımı vermez miydim babam için? Siz hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz. Niye başınızı derde sokmak istiyorsunuz? 200 milyon için hapislerde sürünmeye değer mi? Bırak palavrayı. Parayı küçümsüyorsun. Ama vermemek için 9 takla atıyorsun. Delirtme bizi. Kendini öldürtme. Ne yapayım? Kimden isteyeyim? O senin sorunun. Bu dünyada sevenin yok mu hiç senin? Hiç dostun yok mu ha? Ha, bir asker arkadaşım var Nuri. Çok iyilik yaptım ona. Bir de %10 ortağım Selim. Bu gece de onları ararsın. Olur. Canım kardeşim benim. Asker arkadaşım. Aradığına çok sevindim. Yardımların sayesinde köşeyi döndüm. Milyarlar kazandım. Emret canım ciğerim. Başım dertte Nuri. 200 milyona ihtiyacım var. Beni kaçıran örgüte bu parayı vereceksin. Yoksa beni öldürecekler. Hay Allah! Milyarları borsaya yatırdım, tepe taklak gittim. Kara kara düşünürken sen aradın. Kıvırma lan! Hani benim için canını verirdin? Bu parayı vermezsen ben canımdan olacağım. 200 milyon ne ki ulan? Ben sana 1 milyar borç vermiştim. Ben de borcumu ödemiştim Rakıpçım. Ne yapayım? Ben de sıkıştım kaldım. Üzgünüm canım kardeşim. Sen başının çaresine bakarsın. Nakitler, sağlam çekler, senetler benim, çürükler Ragıp'ın. Eski tarihli senedi hazırladım. Adınıza tanzim ettim. 1 milyarlık. Aferin sana. Ragıp'ın imzasını taklit ederim ben. Kaç gündür bu imzaya çalıştım. Alo? Kim? Aa, kurtuldunuz mu? Allah korusun. Fidye mi? Ama elde para yok. Para vardı, vergiye yatırdım. Kasa tam takır. Ulan düzenbaz! Ne zamandır 6 ay öncesinden vergi ödüyorsun? Tereciye tere mi satıyorsun? Şahsi parandan 200 milyon ver, sonra hesaplaşırız. Ben de o kadar para ne arar sayın ortağım? %10 istemlenecek geçiniyorum. Ulan Teres! Hırsızlıklarını bilmiyor muyum? Pendik'te aldığın yazlık köşkü, Bebek'teki Lebi Derya katı, metresini aldığın arabayı he? O saydıkların rahmetli babamdan bana intikal etti. Hangi babandan ulan? Onun bunun çocuğu ne olacak? Ulan hayatım tehlikede. Parayı almazlarsa beni öldürecekler. Örgüt ulan bunlar, örgüt! Mantıklı olalım sayın ortağım. Say ki fidyeyi ödedik. Öldürmeyecekleri garanti değil ki. Garanti olmayan bir işe para yatırmak çılgınlık. Siz ticarette kumar oynanmaz derdiniz. Ben de kumar oynamayacağım. Hoşça kal. İşte bu kadar. Vursana lan! Ateş etsene! Ne biçim örgütsünüz siz be? Kimse para vermedi, vermeyeceklerdi. Yaklaşma, yaklaşma! Hanginizden başlayayım ulan? He? Senden mi? Senden mi? Senden mi he? Beni vur. Zeynep'in bir suçu yok. Thank you.
denedik, olmadı. Başaramadık. Bir çılgınlıktı yaptığımız. 200 milyon senin için ne ki? Ama bizim yarınlarımızdı, umutlarımızdı. Çok şey istemiyorduk ki. Bir senelik peşin verip küçük bir ev kiralayacaktık. Birkaç parça eşya. Düğünü de aramızda yapacaktık. Hesaplı bir yer bulmuştum. Az masrafla disko açabilecektim. Kendi işimin sahibi olacaktım. Hayatımı koymuştum bu senaryoya. Güveniyordum. Filmi çekebilseydim kendimi kanıtlayabilecektim. Olmadı. Örgüt falan değiliz. Hepsi palavra. Parayı alsak da almasak da sana bir kötülük yapmayacaktık zaten. Yaptınız. En büyük kötülüğü yaptınız. Sizin yüzünüzden başıma neler geldi. Şu dünyada hiçbir sevenim, dostum yokmuş, anladım. İyi bok yediniz. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Birbirimizi kandırarak, riyayla, yalanla yaşıyorduk. Dibi çıkmış bu dünyanın gerçek yüzünü gösterdiniz bana. İyi bok yediniz. Ben karımın koynuna nasıl girerim şimdi? Oğlumla kızıma nasıl evlatlarım derim? Kime güvenip kime dostum diyebilirim artık? Bir insan nasıl böyle yaşayabilir? Bunun cevabını siz de veremezsiniz artık. İlaçların evde. Saati geçti. Umarım ihtiyacım vardır. Hayır, yok. Daha fazla yaşayıp da ne olacak sanki? Sana senaryomun finalini okumak isterdim. Hiç okuma. Bomboktu. Hiçbir şey anlamadım zaten. Özelliği de bu işte. Bir bok anlamayacaksın ki sanat filmi olsun. Bırak şimdi bu sanat ayaklarını. Benim hayatımı yaz oğlum. Paranın kirini yaz. Ölümün inanılmaz sıcaklığı neymiş? Bir adamın inanılmaz yalnızlığını yaz.